Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ceza hukukunun genel hükümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçmiş videolarda ne görmüştük arkadaşlar? Ceza hukukunun zaman bakımından uygulanması, yer bakımından uygulanması ve kişi bakımından uygulanması diye ayırmıştık. Zaman bakımından uygulanmasını bitirdik. Yer bakımından uygulanmasını bitirdik. Şimdi geldik ceza hukukunun kişi bakımından uygulanması durumuna. Arkadaşlar bunlar ceza hukukunun başlangıç kısımlarıdır. Biraz insanı yorar, sıkar, sıkmamaya çalışıyoruz. Önemli olan arkadaşlar bunlardan sonra gelecek olanlardır. Nedir bunlar? İşte suçun unsurları, maddi unsuru, manevi unsuru, tipiklik, suç nedir, suçun faili, suçun mağduru gibi arkadaşlar kavramlarla devam edeceğiz dersimize. Şimdi, Şimdi arkadaşlar kişi bakımından uygulanması denince aklımıza ne gelecek? Ceza hukuku denildiği üzere ceza hukukunun uygulanması kural olarak herkes eşittir. Yani sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan veya Türkiye sınırları ülkesellikten dolayı Türkiye sınırları içerisindeysen arkadaşlar ne yapacaksın sen? Hiçbir ayrıcalık, hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmadan ceza hukukuna tabi olacaksın. Tamam mı? İşte biz buna ne diyoruz? Ceza yasaların genelliği ilkesi. Tamam? Yani herkesin Türk ceza kanunlarına tabi olması ceza yasalarının genelliği ilkesini gösterir. Ama ve lakin dikkat et. Bazı durumlarda istisnai. Nedir bunlar? Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu, yasama bağışıklıkları, diplomasi dokunulmazlıkları ve yabancı askerlerin dokunulmazlığı durumları toplam 4 durum arkadaşlar. 5.'si her zaman ne diyoruz? Cevap olur. Tamam? Mesela ceza hukukunun kişi bakımından uygulanmasının istisnalarından biri değildir tarzında bir soru gelse 4 seçenek, 5.'si cevap olur. Bir kere bunu temelde bilmen gerekiyor. Tamam. Şimdi bunlar hocam neden ayrıcalıklı? Bakın şimdi onlara bakacağız. Evet şimdi arkadaşlar geldik Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğuna. Cezai sorumluluk. Hatırlayın meclisin denetim yolları vardı değil mi? Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları. Bunlar kaç taneydi? 4 taneydi. Yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması. Bunlar içerisinde en önemli olan meclis soruşturmasıydı. Meclis soruşturması kimin için verilirdi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bak hatırlamıyorum diyorsan var ya. Kimin için verildi meclis soruşturmasını? Söyle bakalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar için. Parlamenter sistemde başbakanlık yapmış, bakanlar için de bakanlık yapmış kişiler için de yani geçmişte bakanlık ve başbakanlık yapmış kişiler için de meclis soruşturması verilebiliyor muydu? Verilebiliyordu. Şimdi orada dikkat ederseniz Cumhurbaşkanına meclis soruşturması hakkında herhangi bir ayrıntılı bilgi vermedim. Çünkü meclis soruşturması sadece 2 kişiye yapılabiliyor. Biri bakana, bir diğeri de ise arkadaşlar kime? Cumhurbaşkanı yardımcısına. Ya hocam bu Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu yok mu? Elbette ki var. Gel şimdi buraya. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile vereceği önergeyle soruşturma açılması istenilebilir. Bu orijinal eldivenimi takmadım. Elim çok rahatlıkla ekran üzerinde hareket edemiyor. Şimdi demek ki bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu kaça denk gelir arkadaşlar? 600 milletvekili varsa 1/2 artı 1'dir bu. Bu da 301 milletvekiline denk gelmektedir. Tamam mı? 301 milletvekiliyle ne yapılıyor? Bir cumhurbaşkanına soruşturma açılması istenilebiliyor. Bakın bu soruşturmanın başında meclis soruşturması gibi bir kelime yok. Soruşturma diyoruz. Tamam? Meclis soruşturması değil, soruşturma. Tamam? Devam. Burada dikkat etmeniz gereken bir önemli husus da daha şudur. Bir suç işlediği iddiasıyla yani bu göreviyle ilgili bir suç da olabilir. Görevi dışında göreviyle ilgili olmayan bir suç da olabilir. Tamam? Bu kelimeler çok önemli. Bir suç işlediği iddiasıyla diyeceğiz. Ama biz meclis soruşturmasında Cumhurbaşkanı yardımcısına, bakana bir soruşturma başlatacağımız sırada gerekli olan şartlardan bir tanesi arkadaşlar göreviyle ilgili suçlardan dolayı diyorduk. Neden? Bunlara böyle diyorduk. Yani bakana ve cumhurbaşkanına göreviyle ilgili suçlardan dolayı dememizin sebebi neydi? Çünkü görevi dışındaki suçlardan dolayı zaten dokunulmazlığa sahip bu adamlar. Kim bu adam? Bakan, cumhurbaşkanı yardımcısı. Tamam. Göreviyle ilgili suçlardan dolayı cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar Yüce Divan'a, ekrana gel, sevk edilebilir. Ama şartı ne? Göreviyle ilgili bir suç olacak. Hocam göreviyle ilgili olmayan suçta cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan ne olacak? Hocam göreviyle ilgili bir suç değilse onun zaten neyi var? Dokunulmazlığı var. Tamam. Peki. Geçtim. Diğerine geç. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı işlediği herhangi bir suçtan dolayı. Tamam. Bu göreviyle ilgili olabilir. Görevi dışında da bir suç olabilir. İşte bununla ilgili soruşturma, meclis demiyorum, soruşturma açılabilmesi için kaç kişiye ihtiyaç varmış? Açılabilme talebinde, önergesinde bulunabilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani yarısından bir fazlası. Tekrar söylüyorum, üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani yarısından bir fazlası. 301 milletvekili önergeyle soruşturma açılmasını isteyebiliyor. Peki istedi ya, üye en geç bir ay içerisinde, en geç bir ay içerisinde ne oluyor arkadaşlar? Üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebiliyor. Neyle soruşturma açılmasına karar veriliyormuş arkadaşlar? 5'te 3 çoğunluğuyla. Kalemde bir an kopukluk oldu. 301 milletvekiliyle soruşturma açılması talebinde bulunuyorsun. Meclis 3/5 çoğunluk ile soruşturma açılmasına karar verebiliyor. Tamam. 3/5 çoğunlukla soruşturma açılmasına karar verebiliyor. Bu kaça denk gelir arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. 600 milletvekili 3/5 çoğunluğu 1, 12, 120, 360 milletvekiliyle soruşturma açılmasına karar verebiliyor. Bitmedi. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde siyasi partiye güçleri oranında komisyona verecekleri üye tam sayısının 3 katı oranda gösterecekleri adaylar arasından 15 kişilik bir komisyon oluşturuluyor. Ve bu komisyon soruşturma sonucunda bir rapor oluşturup 2 ay içerisinde meclise bilgi veriyor. Bu arkadaşlar 15 kişilik komisyon olduğunu bilin, ama şu 2 aylık süreler çok ayrıntıdır. Gelir mi bilmiyorum. Yani ben ezberlemenizden yana değilim. Aklınızda 2 ay olarak kalsın. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde komisyon 1 aylıkta ek bir süre verilebiliyor. Yani 2 ay artı 1 ay. Hocam bu süreler aynı. Meclis soruşturmasıyla aynı süreler. Evet arkadaşlar, haklısınız. Meclis soruşturmasıyla aynı süreler. Devam ediyorum. Rapor başkanlığa verildikten itibaren 10 gün içerisinde dağıtılır ve 10 gün içinde genel kurulda görüşülür. Devam. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevk kararı verebilmesi için 3'te 2. Bakın, soruşturma açılmasını talep etme arkadaşlar 301 milletvekili. Üye tam sayısının yarısından bir fazlası. Soruşturma açtım, talepte bulundum. Soruşturma açılmasını talebi kabul için soruşturma açılmasına karar verebilmesi için 360 milletvekili, yani üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu. Ve bu soruşturma açıldıktan sonra komisyon kuruldu. 2 ay içerisinde 15 kişilik komisyon bir rapor hazırladı. Bu raporu eğer 2 ay içerisinde tamamlayamazsa 1 ayda ek bir süre verildi. Sonra o rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 gün içerisinde dağıttı. 10 gün içerisinde görüştü vesaire vesaire. Bunlar ayrıntı bilgiler. Eğer ki Cumhurbaşkanlığı Yüce Divan'a sevk kararı çıkması için, yani Cumhurbaşkanının Yüce Divan'a bu soruşturma neticesinde sevk edilebilmesi için 2/3 çoğunluğa ihtiyaç var. Bunu da 600 milletvekili üzerinden düşündüğümde 400 milletvekilinin onayı ile Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. Şimdi bu rakamlara dikkat et. Neden bu rakamlara dikkat et? Eğer ki Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuyla ilgili bir soru gelirse 1. Herhangi bir suç. Göreviyle ilgili bir suç ayrımı yok. Herhangi bir suç. 1. 2. Soruşturma bu. Meclis soruşturması değil, soruşturma başlığı adı altında göreceksin. 2. Üçüncüsü arkadaşlar ve en son yapılan, şu an kurum sınavları olarak en son yapılan arkadaşlar komiser yardımcılığı sınavı oldu. İşte bu komiser yardımcılığı sınavında Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevk kararı çıkabilmesi için meclisin ne kadar çoğunluğa ihtiyaç vardır dendi. Cevap 2/3, yani 400 milletvekili. Soruşturma açılmasını talep etme 301. Talebi meclis tarafından soruşturma açılmasına karar verme 360. Yüce Divan'a sevk 400 milletvekili diyeceksin. Anlaşıldı mı? Bu ayrıntılar önemlidir. Peki Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk olduktan sonra Yüce Divan ne kadar sürede bunu yargılama yapacak? 3 ay içerisinde yargılama yapacak. Eğer ki 3 ay içerisinde bu yargılama bitmezse ek bir 3 aylık daha süre veriliyor. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Bakın hakkında normalde seçimleri yenileme kararı kimdeydi? Biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Bir diğeri ise arkadaşlar Cumhurbaşkanı'ndaydı. Değil mi? İşte Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişse seçimleri yenileme kararı alamıyor. Devam. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan dolayı mahkum edilen Cumhurbaşkanı görevi sona erdi. Görev sona erdi. Tamam. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükümleri uygulanır. Tamam? Bak tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için de görevi bittikten sonra da bu madde hükümleri uygulanır. Yani illa Cumhurbaşkanına Yüce Divan yolu görülebilmesi için mevcut görevli olduğu süre içerisinde işlediği suçlar değil, aynı zamanda görevi sona erdikten sonra da Yüce Divan yolu görülebiliyor muymuş? Görülebiliyormuş. Yani bunun için izlenecek süreç neymiş arkadaşlar? Bu maddede belirtilen süreçlerin tamamı. Şimdi geldik Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı'na. Bir nolu Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na dönüştürüldü. Tamam mı? Şimdi Genel Sekreter artık İdari İşler Başkanı'dır. İşte en yüksek devlet memuru kimdir dersen İdari İşler Başkanı diyeceğiz. Hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanlığına kişiler ben de adayım dediğinde gidiyordu Yüksek Seçim Kurulu'na. En yüksek devlet memurunun aldığı maaşın 10 katı oranında bir teminat ücreti yatırıyordu. Hatırladınız değil mi? İşte bu teminat ücreti en yüksek devlet memurunun aldığı maaşın 10 katı. Hocam bu en yüksek devlet memuru kimmiş? İdari İşler Başkanı'mış diyoruz. Tamam? İdari İşler Başkanı devlette en yüksek devlet memuru statüsünde olan kişidir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı en üst amiridir. Arkadaşlar İdari İşler Başkanlığı 4 birimden oluşmaktadır. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Destek Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü. Hukuk, personel, güvenlik, bu Cumhurbaşkanlığı'na çalışan polislerin bağlı olduğu birim arkadaşlar. Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü olarak 4 başlıkta karşımıza çıkmaktadır. Peki Cumhurbaşkanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlar önemlidir. Devlet Denetleme Kurulu, önemli olanları üste yazdım, diğerlerini alta attım. Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu, çok gündemde arkadaşlar bunlar şu an. Devam. Zaten eğer Devlet Denetleme Kurulu'nun Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğunu bilmiyorsan bu işi burada bırak zaten. Hiç uğraşma. Git bir özel sektöre başla. Vakit kaybetme. Tamam? Bak çok net söylüyorum. Devlet Denetleme Kurulu'nun hali Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu bilmiyorsan var ya, gerçekten çok kötü olur. Bak buna çok sinirlenirim. Çünkü en bariz olan konu bu. Geçen 2018 Anayasa Hukuku Oynatma Listesi'nde Devlet Denetleme Kurulu'nu anlattığımda, burada anlatacağım birazdan. Hiçbir şey bilmiyorsan Devlet Denetleme Kurulu'nun Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğunu bil. bunların düzenlenme şeklinin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle olduğunu, üyelerin seçimini vesaire her şeyini kim yapıyormuş? Devlet Denetleme Kurulu. Neyle düzenleniyormuş? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Nereye bağlıymış? Cumhurbaşkanına. Devlet Denetleme Kurulu gelen fix sorulardan bir tanesi, Devlet Denetleme Kurulu nereye bağlıdır? Nereye bağlı? Nereye? Tamam. Hocam bana sert baktın. Videoları beğenmeyeceğim. Reklamları da izlemeyeceğim. Hatta abonelikten çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Sert bakıyorum sizin için. Şimdi arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayisi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli Saraylar İdari Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Nereye bağlı bunlar? Cumhurbaşkanlığına bağlı kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenebilen kurumlardır. Nereye bağlıymış bunlar? Cumhurbaşkanına bağlı. Hocam hangileri çok önemli? Onları bize sarı kalemle üstünü boyar mısın? Sarı nerede? Buldum. Tabii ki boyarız. Devlet Denetleme Kurulu çok önemli. Bu 1. Diyanet İşleri Başkanlığı 2. Türkiye Varlık Fonu gündem şu anda, çok önemli. Milli İstihbarat, Savunma Sanayisi Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nereye bağlıymış arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığına bağlıymış. Tamam. Lütfen buradan gelecek soruyu kaçırmayın. İşte geldik Devlet Denetleme Kurulu'na. Devlet Denetleme Kurulu'na. Şimdi arkadaşlar önemli bir yer daha. Burası çok önemli. Neden? Şimdi arkadaşlar yasama sorumsuzluğu, yani yasama sorumsuzluğu, yasama dokunulmazlığı. Bunların genel adı ne arkadaşlar? Yasama bağışıklığı. Bir diğer adı yasama kim? Parlamenter. Parlamento yani meclis. Parlamenter muafiyetler de deniliyor. Anlaşıldı mı? Yani karşıma parlamenter muafiyetler, yasama bağışıklığı deyince aklıma 2 tane durum gelecek. Birincisi yasama sorumsuzluğu, bir diğeri de arkadaşlar yasama dokunulmazlığıdır diyorum. Bakın yasama sorumsuzluğu. Ya dilin kemiği vardır, istediğim yere çeviririm. Yani bir dil hürriyeti. Tamam, şimdi oradan gülüyorsunuz da. Dil hürriyeti artık en çok dil kimde varsa, çok konuşan erkek düşün, çok konuşan bir kadın düşün. Dil hürriyeti, tamam. İşte bu dil hürriyetinin meclis üyelerine tanınmış hali. Ne demek istiyorum? Milletvekilleri meclis çalışmalarıyla ilgili görevlerini yerine getirirken açıkladıkları unutma, düşünce, söz ve oy. Düşünce, söz, oy. Tamam. Bak şunu şöyle düşünebilirsin. Düşünce, söz, oylardan dolayı herhangi bir ceza sorumlulukla karşılaşmamaları. Yani herhangi bir cezai bir suçlamayla karşılaşmama durumları. Ama hangi durumlarda? Meclis çalışmalarıyla ilgili görevleri. Ya hocam meclis çalışmalarıyla ilgili görevlerinden kastın ne? Şudur. Dikkat et. Genel kurul. Nedir genel kurul? Yani meclisin içerisindeki o milletvekillerinin genel olarak bulunduğu yere ben genel kurul, parlamento diyorum ya. Genel kurulda yapılan düşünce, söz, oylama, komisyon toplantılarında yapılan konuşmalar, siyasi parti grupları, salı günü yapılan siyasi parti grupları var ya, oradaki yapılan konuşmalar, meclis dışında yapılan komisyon incelemeleri. Yani bir komisyon oluşturulmuş. Komisyon gitmiş Adana'ya, gitmiş Diyarbakır'a yerinde inceleme yaparken o komisyon üyeleri zaten milletvekili olmak zorundaydı. Bunları zaten anayasada belirttim. İşte bu komisyon üyelerinin o Adana'da, Diyarbakır'da, Osmaniye'de komisyon üyeliği sıfatıyla yaptığı incelemelerde belirttiği düşüncesi, oyu, sözü ne oluyor arkadaşlar? Bir yasama sorumsuzluğu kapsamına girmektedir. Anlaşıldı mı? Demek istediğim şey şu. Temel amaç söz hürriyetidir. Ben kürsüye çıktım. Şöyle oy veririm, böyle oy veririm. Ben ülkede bunu yapacağım. Sen sus, konuşma. Sen ne yaptın? Sen şunu yaptın gibi birbirlerine satışmalar oluyor mecliste, değil mi? İşte bunların hepsinin kapsamı neyle ilgili arkadaşlar? Sorumsuzlukla ilgili. Yasama sorumsuzluğuyla ilgili. Milletvekilleri rahat rahat düşüncelerini, sözlerini dile getirsin, oylarını, reylerini rahat rahat kullansın demektir. Peki hocam bu mutlak dokunulmazlık mıdır? Evet, yani yasama sorumsuzluğunun bir diğer adı mutlak dokunulmazlıktır. Tamam, bakın dokunulmazlık deyince aklınıza yasama dokunulmazlığı gelmesin ha. Aman dikkat edin. Yasama sorumsuzluğu mutlak şekilde seni koruyor, sana dokundurmuyor diyeceksin. Tamam, nasıl demek istiyorum? Meclis yasama sorumsuzluğunu aldığı bir kararla kaldıramıyor. Meclis yasama sorumsuzluğu meclis görevini, yani milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece geçerli değil, ölünceye kadar geçerli. Tamam, yani süreklidir. Mezara kadar sorumsuzluk gidiyor. Tamam mı? İşte o yüzden ne diyorum? Mezara kadar gittiğinden dolayı süreklidir. Ve meclis kaldıramadığından dolayı da arkadaşlar kaldırılamaz, süreklidir. İşte bunun genel tanımı mutlak dokunulmazlıktır diyorum. Tamam mı? Şimdi önemli ayrımlar, dikkat edelim. Şimdi şuna bir ayrım yapmak istiyorum. Ya şimdi hocam sen ölünceye kadar yasama sorumsuzluğu geçerlidir dedim ya. Şuna aman dikkat edin ha. Yasama sorumsuzluğuyla ilgili. Yani şunu demek istiyorum. Bir kişi 2000 yılında milletvekili oldu. 2004 yılına kadar milletvekilliği devam etti. 4 yıl. Tamam. Şimdi 2004 yılı, yani toplam 4 yılda kime ne yaptıysa, kime ne söylediyse, neyi savunduysa düşüncesinden dolayı, yani o 4 yıl içerisinde milletvekili süresince yaptığı sözden, düşünceden, oydan dolayı ölünceye kadar dava açılamaması yasama sorumsuzluğunun sürekliliğini gösterir. Tamam, ama milletvekilliği bittiği anda yasama sorumsuzluğu, yani söz hürriyeti de bitmiştir. Ama milletvekilliği süresince yararlandığı bu söz hürriyetinden dava açılması ölünceye kadar yapılamıyor. Anlaşıldı mı? Yani bir nevi sorumsuzluk hukuka uygunluk nedeni değildir. Hukuka aykırılık devam ediyordur. Yalnızca kişisel bir cezasızlık nedeni söz konusudur. Milletvekili hakkında ceza kovuşturması yapılmasına engeldir. Yani bir kişi milletvekilliği süresince sözünden dolayı birçok suça karışmış olabilir. Buna dava açılmaz. Milletvekilliği bittiğinde söz hürriyeti devam etmiyor. Milletvekili bittikten sonra da dava açılabilir. Umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmadıysa tekrar geriye al, başa izle. Eğer yine anlaşılmadıysa arkadaşlar yorum kısmından yaz. Oradan konuşalım. Şimdi devam ediyorum. Meclis şunu da söyleyelim. Disiplin cezası ve yani sorumsuzluk, disiplin cezası, meclisin verdiği disiplin cezası ve tazminat davalarına engel bir durum teşkil etmez. Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden ileri sürdükleri düşünceleri başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Yani mecliste sen bir söz söyledin, 2 düşünceni belirttin, 3. reyini kullandın. Bundan dolayı arkadaşım sen gittin dışarıda. Meclis eğer seni bu cümlelerinden dolayı yasaklamadıysa meclis dışında da bunları açığa vurmaktan sorumlu tutulamıyorsun. Anlaşıldı mı? Dikkat, yasama dokunulmazlığı. Dokunmayacaksın. Bakın arkadaşım, yasama dokunulmazlığını sen net bir şekilde kavramak istiyorsan bir zırh gibi düşüneceksin. Tamam. Zırhı aldın, bedenine geçirdin. Tamam mı? Zırhı aldın, bedenine geçirdin. Ne demek istiyorum? Hocam yasama dokunulmazlığı da yasama sorumsuzluğu da seçimden sonra, bak dikkat et, yasama dokunulmazlığı da yasama sorumsuzluğu da arkadaşlar milletvekili seçilmesiyle beraber ortaya çıkar. Tamam mı? Yani yasama bağışıklığı milletvekili sıfatının kazanılmasıyla başlıyor. Dokunulmazlık da öyle. Peki milletvekilliği sıfatı ne zaman kazanılıyor? Ne zaman arkadaşlar? Aman dikkat edin. Mecliste ant içerek milletvekilliği sıfatı kazanılmaz. milletvekilliği sıfatı il seçim kurulu senin kazandı belgeni yani mazbatanı vermesiyle beraber milletvekilliği sıfatı kazanılmıştır. Artık sen milletvekilliği dokunulmazlığından, milletvekilliği sorumsuzluğundan faydalanıyorsun, yararlanıyorsun. Tamam, ant olayı başka bir şey. Anayasada bunlara değindik. Oradan bakarsanız. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Seçimden önce veya seçimden sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili meclis kararı olmadıkça dikkat tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez, sorgulanamaz, yargılanamaz, gözaltına alınamaz. Neden? İster seçimden önce ister seçimden sonra bir suç işlemiş olsun. Benim için problem değil. Sen milletvekili sıfatını kazanmanla beraber o zırhı üstüne giydin mi? Giydin mi zırhı? Giydim. Bak hocam, zırhı giydim. Artık hocam zırh bende var. Zırhı giydiğimden dolayı ne oluyor? İster seçimden önce bana bir dava açılmış olsun, ister istisnası var, değineceğim ona, buraya dikkatini ver. İster seçimden sonra dava açılmış olsun arkadaşım, tutulamıyor, tutuklanamıyor, sorguya çekilemiyor, yargılanamıyor, gözaltına da alınamıyor. Tamam, ama sanma ki başka bir şeyler yapılamıyor. Arkadaşım bakın şıklara koyuyor. Diyor ki milletvekili dokunulmazlığı olan bir kişi aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Veya yukarıya yazmış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Yukarıdakilerden hangisi milletvekili dokunulmazlığı olduğu halde işlemlerden, ceza muhakemesi aşamalardan hangisi yapılamaz? Yapılabilir şeklinde arkadaşlar sorular geliyor. Dikkat et. Soruşturma başlatılır. Soruşturma başlatılır. Dava açılır. Deliller toplanır. Ya şu deliller toplanmasına o kadar çok düşen arkadaşım var ki. Ya hocam elini vicdanına koy. Bir hırsızlık olduğunu düşün veya bir suç var ortada. Ya ortada delilleri var. Tamam, bakın komiserlik için izleyen arkadaşlar bu işleri daha iyi bilir. Ortada delil var. Sırf milletvekili dokunulmazlığına sahip diye o delilleri toplamayacağın da milletvekili dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar, milletvekili sona erinceye kadar o delilleri orada muhafaza mı edeceksin? Hayır. Milletvekili bana ne? Ben dava açacağım, soruşturmayı başlatacağım. İşte o yüzden deliller toplanır. İddianame hazırlanır. Tamam mı? Ama ve lakin ne yapılamıyor arkadaşım? Fakat soruşturma yapılamaz. Soruşturma aşaması ne zaman başlıyor? İddianamenin, ceza muhakemesinde bunu anlatacağım CMK'da. İddianamenin kabulüyle kovuşturma başlar. Tamam mı? İşte iddianamenin kabulüyle mahkeme neye karar verecek? Duruma kararı verecek. Diyecek ki normalde ben arkadaşım diyecek işte sayın savcım sen delilleri toplamışsın. Soruşturmanı başlatmışsın. Davayı açmışsın. Teşekkür ediyorum. Fakat ben davayı incelediğimde davanın sanığı, kovuşturma aşamasında sanık ismini alıyor. Soruşturma aşamasında şüpheli. Anlatacağım bunları. Davanın tanığı dosyayı incelediğimde bakıyorum ki milletvekili, iddianameyi kabul ediyorum. Durma kararı veriyorum. Ne zamana kadar duracağım biliyor musun ey Türk milleti? Ne zamana kadar duracaksın efendim? Ne zamanki milletvekilliği sona erer, dokunulmazlık zırhı. Zırhtı ya. Milletvekilliği sona erdi, dokunulmazlık zırhı bitti. Dokunulmazlık kaldırıldı, zırh gitti. İşte o zaman durma kararı veren mahkeme devam kararı verecektir. Anlaşıldı mı? Yargılama devam edecek ve bu durma süresince, atıyorum adam sürekli milletvekili seçiliyor. Milletvekili dokunulmazlığı kalkmıyor. 20 yıl, 25 yıl. Şimdi ceza zaman aşımları var, dava zaman aşımları var. Bunları da anlatacağım genel hükümlerin içerisinde. Zaman aşımına uğrarsa korkma diyor. Ey mağdur, korkma diyor. Merak etme, ben durma kararı verdiysem zaman aşımı da işlemeyecek. Zaman da duracak. İşte o dava milletvekili dokunulmazlığı sona erinceye kadar ne olacakmış arkadaşım? Duracakmış diyorum. Peki milletvekili ya bu adam. Bu adam tanık olarak dinlenemez mi? Dinlenir. Niye dinlenmesin? İcra borcunu ödememiş milletvekili. İcra takibi yapılamaz mı? İcra takibi yapılabilir. O kadar da yapmayın ya. Başka? Milletvekili kiracı. Milletvekilliği kiracı, parayı çarçur etmiş. Kirayı ödeyemiyor. Ev sahibi Tahliye kararı almış mahkemeden. Tahliye ettiremez mi milletvekilini? Ettirir. Tamam. Aman ha hocam. Yani şunları yapamıyor. Diğerlerini yapıyor. Soruşturma, delil, iddianame, davanın açılması, tanık olarak dinlenmesi, tahliye kararı ver. Evi kiracı olarak düşün. Evi tahliye kararı, evi boşaltma kararına uyması, icra takibi yapılması. Bunlar milletvekiline ne yapılabiliyormuş arkadaşım? Yapılabiliyormuş. Tamam. Şimdi meclis tarafından kaldırılabilir. Milletvekili süresince geçerlidir. O zaman milletvekili süresince geçerliyse, yani dava açmayı erteliyorsa, milletvekilliği dokunulmazlığı bittiği andan itibaren dava açılabiliyorsa, meclis tarafından da dokunulmazlık istediği zaman kaldırılabiliyorsa, ben bu dokunulmazlığa ne diyorum? Nısbi dokunulmazlık diyorum. O zaman şuraya dikkat et. Yasama dokunulmazlığı nısbi bir dokunulmazlıktır. Yasama sorumsuzluğu mutlak bir dokunulmazlıktır diyorum. Bak arkadaşım, buraya çok dikkatini buraya ver, önemlidir. Ya bu dokunulmazlık zırhı hiç mi delinmeyecek? Ya elbette ki bu dokunulmazlık zırhı yeri geldiğinde delinecek. Nasıl? İki durumda arkadaşım. Dikkat et. Ağır cezayı gerektiren iki ifade var burada. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Yani hem suçüstü hali olacak hem ağır cezayı gerektirecek. Örnek veriyorum. Adam öldürmesi ve yakalanması suçüstü hali. Kaçakçılık yaparken polisin baskını. Ne oldu arkadaşım? Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali var. İşte dokunulmazlık burada ihlal edilir. Dokunulmazlık yokmuş gibi dava açılır. Tamam mı? Devam ediyorum. Seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın seçimden önce, cümleye çok dikkat et. Buradaki şimdi biraz örnekle de anlayacaksın. Seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesinde belirtilen suçlara ilişkin durumlarda dokunulmazlık yokmuş gibi dava devam edilir. Dokunulmazlık zırhını kazanmamış gibi dava devam edilir. Bakın. Görülüyor mu? Şöyle biraz öne çıkartayım. Görülüyor. Bakın dikkat edin arkadaşım. Anayasa 14. maddesi neyi belirtiyor? Diyor ki devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin temel haklarını ortadan kaldırmaya yönelik fiiller. Yani vatanı milleti bölmeye yönelik fiiller. Tamam. Dikkat et. Bu fiillerden dolayı yargılama yapılabilmesi için bu fiilleri şahıs, şurada seçildiğini düşünün. Bakın burada seçildi bu adam. Burada seçildi. Şurası hayat çizgisi. Yani zırhı giydiği yer burası. Bu kişinin yargılama yapılabilmesi için seçimden önce soruşturulmasına başlanması lazım. Yani anayasanın 14. maddesinin düzenlediği suçları seçimden önce işlemeli. Seçimden önce suçu işleyecek ve dava başlayacak. Dava başlarken bu zırhı giyecek ve dava normalde durması gerekirken durmayacak. Ne diyecek biliyor musun mahkeme? Normalde diyecek, senin milletvekilliği öncesinde veya sonrasında bir suç işlersen dava duruyordu. Ama ve lakin burada anayasanın 14. maddesini içeren, vatanı milleti bölmeye yönelik fiilleri içeren bir suç işlediğinden dolayı ve bu suçu da seçimden önce işlemişsin. İşte seçimden önce işlediğinden dolayı bu dava ne yapacak? Burada başlayan dava zırhla birlikte normalde durması gerekirken zırhla birlikte devam edecek. Anlaşıldı mı? Bakın şöyle diyelim. Terör eylemi ile ilgili bir suç olsun. Soruşturmasına buradan başlansın. Milletvekili olsa bile dava devam eder. Mesela diyelim ki basit bir trafik kazası, taksirle yapılan bir trafik kazası, yaralamalı olaya karışmış milletvekili, dava seçimden önce açılmış. Dava devam ederken milletvekili oldu. Dava durur. Dava durur. Milletvekili oldu. Yasamanın devamlılığı lazım. Milletvekilini korumamız lazım. Dava durur. Küçük bir yaralamalı olayına karıştı. Küçük bir hırsızlığa karıştı. Mala zarar verme suçu işledi. Vesaire vesaire. Hüküm giymedi ha. Suça karıştı. Dava devam ediyor. Dava devam ediyor. Zırhı giydi. Dava durur. Ama vatanı milleti ülkesini bölmesiyle ilgili bir suç işledi. Dava önceden açıldı. Zırhı giydi. Zırh giyse de benim için bir anlamı yok. Dava devam edecek diyorum. Anlaşıldı mı? İnce bir noktaydı. Aman aman buna dikkat edin diyorum. Şimdi arkadaşım Üyelik süresince işlenen suçlarda zaman aşımı işlemez. Bunu söyledik. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili, burası önemli. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili hangi suçtan, hangi fiilden dolayı dokunulmazlık kaldırılıyorsa, yani zırh hangi dosya için kaldırıldıysa o dosyaların devamı o. O dosyalarla ilgili davalar devam eder. Tamam? O dosyalarla ilgili yargılama devam edecektir. Ama ve lakin diyelim ki bir milletvekili üzerinde 50 tane dosya var. Milletvekili olduğu için dosyalar hep durma kararı verilmiş. Tamam mı? Meclis 50 dosya içinde dokunulmazlığını kaldırırsa, 50 dosya, yani tüm dosyalar için milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılmıştır dendiği anda 1 Ocak'ta tüm dokunulmazlıklar kaldırıldı diyelim ki. İşte o 50 dosyanın yargılanmasına başlanır. Ama 2 Ocak'ta yeni bir suç dosyası oluşturulursa milletvekili için yine o dosya içinde durma kararı verilmesi gerekir. Neden? Dokunulmazlık kaldırıldığında o suç dosyası ortada yoktu. O suç dosyası için meclisin milletvekili dokunulmazlığını tekrar kaldırması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Bakın önemli nokta. Mesela şöyle diyelim, bakın buraya A, B, C diye 3 tane dosya var. Meclis 3 dosya için dokunulmazlığı kaldırıldı. Davalar bunlar için devam etti. Dokunulmazlık kaldırıldı. D, E, F gibi 3 tane dosya daha oluşturuldu. Dokunulmazlık kalktıktan sonra. Hocam şu anda bunlar için dokunulmazlık geçerli. Bunun için de ayrıca dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Anlaşıldı mı? İnce bir noktadır. Umarım anlaşılmıştır. Şunu demek istiyorum. Dokunulmazlık hangi dosyalar için kaldırılmışsa onunla yargılama devam eder. O yargılamadan beraat ederse zaten dokunulmazlık zırhını tekrar giymiş olur. Veya dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili dava dosyaları devam etti. A, B, C dava dosyaları yargılanırken milletvekilliği süresi sona erdi. Bu kişi tekrar milletvekili seçildiyse ne olur arkadaşım? Zırhı tekrar giymiştir ve bu dosyalar için yargılama tekrardan duracak. Meclisin tekrardan ne yapması lazım? Dokunulmazlığı kaldırması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Toparlamak gerekirse, sallanmasın kamera. Toparlamak gerekirse, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili tekrar milletvekili seçilirse dokunulmazlık zırhını tekrar giymiştir. Devam eden dosyalar tekrar duracaktır. Dokunulmazlık hangi dosyalar için kaldırılmışsa o dosyalar için dava devam edecektir. Dokunulmazlığı kaldırma kararını meclis aldıktan sonra yeni bir suça karışırsa milletvekili o dosyalar için yine durma kararı verilecektir. Çünkü o dosyalar için dokunulmazlık kaldırılmadı ki. Öncesi için kaldırıldı. Anlaşıldı mı? Okey. Devam ediyorum. Peki milletvekili olmayan bakanlar, yani ithal bakan uygulaması 1961 Anayasası ile gelmişti. İthal bakanlar da hem sorumsuzluktan hem dokunulmazlıktan ne yapabilir? Faydalanabilir diyorum. Arkadaşlar bu video fazla uzamasın. Şuraları da anlatıp geçiyorum. Arkadaşlar 3. ceza hukukunun kişi bakımından uygulanmasında 3. istisna diplomasi dokunulmazlığı. Diplomasi görevlilerinin gittikleri ülkede görevlerini özgürce yerine getirebilmeleri için tanınmış bir güvencedir. Tamam mı? Büyükelçi, elçi, ortaelçi, maslahat güzarlar, müsteşar, ateşe, hukuk müşavirleri, elçilik din adamları, bunların eşleri ve çocukları tutuklanamaz. Hapise atılamaz, yargılanamaz. Arkadaşlar dikkat edin. Bunların arkadaşlar kişi bakımından dokunulmazlığı olduğu gibi bina, eşya, arşiv ve haberleşme dokunulmazlıkları da vardır. Ne yapılıyor arkadaşlar bu diplomat, bu saydığım kişiler? Kendi ülkelerinin yetkili mahkemelerince, hangi mahkeme yetkili? Ankara Mahkemesi'nce arkadaşlar yargılama yapılması söz konusu oluyor. Tamam. Buradan soru gelirse bu gelir zaten. Ankara Mahkemesi önemlidir. Ufak bir nokta ayrıntıdır. Umarım ayrıntıyı da kaçırmazsınız. Adli hakim, idare hakim için dinleyen arkadaşlar önemli. Konsoloslar diplomatik dokunulmazlıktan faydalanamazlar. Neden? Çünkü bunlar arkadaşlar devleti temsil olarak düşünmeyin. Ticari anlamda devlet temsilciliğine sahiptir. Yani ticari, siyasi devlet temsilciliği değil, ticari devlet temsilciliği olduğuna dolayı diplomasi dokunulmazlığına sahip değildir. Tamam mı? O zaman ne diyorum? Ama arkadaşlar burada karşılıklılık ilkesi söz konusu olduğundan dolayı bunlar da diplomatik dokunulmazlığa sahipmiş gibi kovuşturma yapılamıyor. Tamam. Ağır bir suç işlemedikçe bunlar da arkadaşlar tutulamaz, tutuklanamaz, hapise atılamaz, yargılanamaz. Tamam. Ama ve lakin diplomatik dokunulmazlık içerisinde konsoloslar yer almıyor. Ufak bir nokta. Yani ben olsam bunların hepsini tek tek ezberleyeceğim yerine konsolosların diplomatik dokunulmazlığı içerisinde olmadığını fakat karşılıklılık ilkesinden dolayı kovuşturma yapılamayacağını bilmem yeterlidir. Ankara Mahkemesi'ni zaten söylemiyorum. Onu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Tamam. Yabancı askerler. Arkadaşlar ceza hukukunu kişi bakımından uygulanmasına 4. kıstasımız yabancı asker kişilerin yargılanması. Yabancı ülkede görev yapan askerler gittikleri ülkede ceza yargısına tabi olmamaları için yapılan aralarındaki sözleşme ile mümkündür. Bu sözleşme arkadaşlar çok ayrıntıdır bu. Kuvvetler statüsüne dair sözleşme ile bu tanınmıştır. Kimdir bunlar? Asker bunlardan faydalanan, bu dokunulmazlıktan faydalanan kimdir? Asker kişiler, gönderilen kuvvetlerle birlikteki sivil kişiler ve bunların eş ve çocukları. Tamam. Sözün özü. Kişi bakımından uygulanmasına 4 istisna gördük. 1. istisna Cumhurbaşkanı, 2. istisna milletvekilleri, yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu, parlamenter muafiyetler olarak da geçer. 3.'sü yabancı asker ve kişilerin yargılanması. 4.'sü diplomatik dokunulmazlık yani diplomasi dokunulmazlığı. Bunları gördük. 5.'si cevap olur. Ayrıntılarıyla gördük. Yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu bir nebze önemlidir. 2. önemli olan Cumhurbaşkanı'dır. 3. önemli olan da arkadaşlar diplomatik dokunulmazlıktır. Asker kişilerin yargılanmasını arkadaşlar isim olarak, başlık olarak bilmeniz yeterlidir diyorum. Arkadaşlar bir sonraki notumuz suç nedir? Suçla ilgili kavramlar, bunlardan bahsedeceğiz. Suçun mağduru, suçun hukuki unsuru, suçun maddi unsuru, sonra suçun unsurlarından bahsedeceğiz diyorum. O zaman arkadaşlar bir sonraki ders videomuzda ceza hukukunda görüşmek üzere. Azimle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.